Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar tamamen hani gelen yorumlar, onun haricinde WhatsApp grupları, Instagram'dakiler, herkesin genel bir sorusu vardı. Genel soru da şuydu: ben gittiğimde nerede kalabilirim ilk başta yurtlardan önce, veyahut da yurtlarda hani kalabilecek öğrenci ama hani ben ailemle geliyorum ya da atıyorum babamla annemle geliyorum. Hani anne veya babam nerede kalabilir? Ya da abim ablam işte. Hani böyle bir soru çok fazla gördüm. Dedim ki ben bununla ilgili bir video yapmalıyım. Sizler için böyle bir video hazırladım arkadaşlar. Şimdi videomuzda şunlardan bahsedeceğim. Kalabileceğiniz yerler. Uygun, çok pahalı olmayan yerler. Tabii pahalı da olabilir. Ben aklıma gelen ve bildiğim tüm yerleri sizin için sayacağım. Onun haricindeki yerleri tabii ki arayıp sizler de bulabilirsiniz. Fakat ben bildiklerimi sizlere aktaracağım. Aranızda belki de bilenler vardır. 1. Arkadaşlar, ramen yurdu. Ramen yurduna sanırım amcamla babam geliyordu arkadaşlar ve hani kalacak yer lazımdı ve son gün ben ayarlayabildim. Hani her anda ayarlayabiliyorsunuz, genelde yer oluyor. Fakat şimdi öğrenciler yeni gitmeye başladığı için belki de yer olmaz. Yine de aramaya, mesaj atmaya çalışın siz, bir şekilde yer ayırtın yani. Orada kalacaksanız, aileniz vesaire. Orada birinci katta, zemin katta gecelik odalar oluyor ya da birkaç günlük kalacak kişiler için odalar oluyor. Yani normalde yurt ikinci kattan falan başlıyor, yani öyle diyeyim, asıl öğrenciler için. Ama birinci kat hep böyle gecelik, kiralamak isteyenler, işte atıyorum birkaç günlük ailesiyle gelecekler için, kiralamak isteyenler için falan odalar var. Hani bu odaları kiralayabilirsiniz. En son fiyatı 600 liraydı arkadaşlar. Zam geldi mi bilmiyorum. Bakın tekrar ediyorum, bilmiyorum ama en son Mayıs ayında, Haziran ayında 600 TL'ydi. Hani bu Haziran ayında, Mayıs ayında da 600 TL'ydi. Ondan sonra zam geldiyse artık, arttıysa bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar ramen yurdunu geçelim. Ramen yurdunu isterseniz tercih edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar Prime Living var. Prime diye bir yurdumuz var. Zaten onu da yurt videomda izleyenler şu anda biliyordur. Yurt videosu da hemen e-butonundan çıktı. İsteyenler onu da izleyebilir. Prime arkadaşlar gayet güzel, odaları da rahat olan bir özel yurt diyeyim. Ben hatta ilk başta otel falan sanıyordum, yurtmuş meğersem. Yurt olduğunu bilmiyordum. Hani orada da kalabilirsiniz. Orası normalde 600-500 lira civarındaydı. Sonra pazarlık yaptı bir arkadaşımın babası, 400'e düşürdü bir şekilde. Hani pazarlık yapmaya da çalışın, yaparlar mı bilmiyorum, sanmıyorum ama arkadaşımın babası artık ne yaptıysa 400'e oda tuttu. Hani geceliği 400'den tuttu. 2-3 gün falan kaldı. Büyük ihtimalle tek gün kalsaydı indirim yapmazlardı da. Belki de birkaç gün kalacağı için indirim yaptılar. Onun dışında arkadaşlar Prime'da en son 600-800 civarı falan diye düşünüyorum. Hani Prime'a da bir sorabilirsiniz. Atıyorum ramende yer yoksa ya da rameni beğenmediyseniz vesaire. Prime ikinci seçeneğimiz. Üçüncü seçeneğimiz arkadaşlar Alfam yurdu. Hemen bu Ekor, Yemen kahvecisinin orada Alfam yurdumuz vardı ya bizim. Alfam yurdunda da kalacak gecelik birkaç günlük odalar oluyor. Bu yurtlarda da kalabilirsiniz dilerseniz. Hatta hani sadece Alfam yurdu için de demeyeyim ben bunu ama çoğu yurt için arkadaşlar hani odayı devretmek isteyen ya da odayı en azından şu anlık için kullanmayan öğrenciler oluyor. Ve bu öğrenciler sizlere odayı devredebiliyor. Yani birkaç günlüğüne. Tabii ki de hani şunu da söyleyeyim, bazen temizlikçi ablalar olsun, eğer ki özel yurtsa, güvenlik olsun laf edebiliyor. Yine dikkatli olun tabii ki de. Bak ben uyarımı yapayım, daha sonra nasıl böyle oldu falan filan demeyin şimdiden. Hani çıkarttırabiliyorlar. Hani odanın sahibi sen değilsin, hadi dışarı. Hani kalamazsın burada falan dedikleri de oluyor. Fakat hani demek istediğim şu, Instagram sayfalarında paylaşıyorlar. Ben odamı işte devretmek istiyorum, ben odamı kiralatabilirim birkaç günlüğüne. Bunları da arkadaşlar Instagram sayfalarından bulabilirsiniz. Dayı'nın işte, Dayı itiraf bilmem ne. Hazır Instagram sayfası demişken Dayı hakkındayı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hani son dakika haberler olsun, bütün her şey olsun paylaşıyor arkadaşımız. Hani yurt odaları, merak edilen sorular, son dakika haberleri. Mesela arkadaşlar ben bu videoyu çektiğim gün, yayınladığım değil, çektiğim gün KYK yurt başvuruları açıklandı. Yani yerleştirmeler açıklandı. Hani bunu açıklandığı an paylaştı mesela. Hani demek istediğim şu, takip edin arkadaşlar Dayı hakkında. Gerçekten güncel haberlerden sizler de haberdar olmuş olursunuz diyeyim. Ve dördüncüye geçelim arkadaşlar. 4. Artık yurtlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim.
artık Salamis yolu, Salamis Caddesi denilen bir yer var arkadaşlar. Okulun dışında, kampüsün dışında. Bu Salamis Caddesi'nde 2-3 tane falan oteller bulunuyor. Ve bu oteller aşırı pahalı olmayan oteller. Pahalı olan oteller de var tabii ki de ama pahalı olmayan oteller de var arkadaşlar. Hani dilerseniz o otellerde de kalabilirsiniz. Hani ben birisine sorduğumda mesela yurtlar daha pahalı, oteller daha ucuz falan diyenler de olmuştu. Hani benim tavsiyem, bak ben araştırmadım, size bırakıyorum. Sadece haberim olduğu için söylüyorum. Otelleri de bir araştırın, gecelik ne kadar. Ya da bir konuşun, hani bir şey yapar mısınız bize falan tarzında. WhatsApp'tan, iletişim hattından vesaire. Normalden aramayın, para yazar. Hani bir şekilde iletişim kurup oradan yer ayırtmaya bakın arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz dilerseniz. Ve arkadaşlar, benim kendim yaptığım ve sizin de belki de yapacağınız ve en mantıklı olan şey bana göre, yani benim fikrim, tabii ki de yurtlarda kalmak da mantıklı. Kampüsün içinde her yere yakın çünkü, ama benim dediğim de bir tık mantıklı. Şimdi söyleyeceğim şey şu arkadaşlar, hiçbir sponsorluk ve reklam almadım. Kendileriyle iletişime geçmedim bile. Airbnb arkadaşlar. Airbnb yani. Airbnb.com'a giriyorsunuz. Zaten ben linki hem açıklamalarda hem de sabitlenen yorumlarda bırakacağım. Lütfen sizler de arkadaşlar, hazır yorum demişken, videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Bakın arkadaşlar, video görüntülenme sayımız yüksek fakat abone olma sayımız çok düşük. Hani onu da ekrana getirdim ben hemen. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz çok yüksek. Hani bu yüksek bir oran. Sizden ricam, tamamen ücretsiz, hemen aşağıdan kanala abone olup like atıp bir de bildirimleri tüm yaparsanız, o zil butoncuğunu, çok çok sevinirim arkadaşlar. Yorum da yapabilirsiniz dilerseniz. Hani siz hangi yurtta kalacaksınız? Onu da bir yazın. Belki aşağıda aynı yurtta kaldığınız birisiyle tanışırsınız. Hani o da güzel olur sizin için. Hani yorum da yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayalım gençler. Şimdiden abone olan, like atan ve yorum yapan herkese çok çok teşekkür ederim diyeyim. Bu uygulama arkadaşlar şu şekilde işliyor. Hazır girmişken uygulamadan bahsedelim. Uygulamamız şu şekilde. Ev olur. Onun dışında hostel olur. Küçük pansiyonlar olur. Veyahut da ev sahipleri olur. Veyahut da arkadaşlar kendi evinde yaşayan birisi olur. Öğrenci olur mesela. Şimdi şu şekilde kendimden örnek vereceğim iyi anlayabilmeniz için. Bu gördüğünüz ev benim evim, tamam mı? Ben öğrenciyim ve Gazi Mausa'da oturuyorum. Tamam mı? Örnek iyi anlayabilmeniz için. Ben dedim ki benim paraya ihtiyacım var. Daha okul da başlamadı. Ben evimi kiralatayım. Hani gelmek isteyen gelsin, oda kiralatayım. Evimi derken oda kiralatayım. Bu şekilde yapanlar var. Daha sonra bir baba oğul yazıyor ya da anne oğul. Diyor ki biz işte sende 2 gün 3 gün kalabilir miyiz, müsait misin? Ben yazıyorum evet müsaitim, buyurun gelin. Daha sonra parada anlaşıyoruz, işte şu kadar olur mu sizin için. Ben diyorum o kadar düşüğe veremem işte falan, pazarlık başlıyor orada. Daha sonra bir miktarda anlaşılıyor. Tamam mı? Orada yazan fiyattan belki indirim de yapabilir. Siz zorlayın. Daha sonra arkadaşlar biz bir fiyatla anlaşıyoruz. Onlar geliyor ve işte atıyorum ben oturma odasında yatıyorsam onlar yatak odasında yatıyor. Tamam mı? Ve 2-3 gün boyunca bu şekilde ilerliyor. Oda kiralamış oluyorlar. Hani evi, her şeyi kullanıyorlar. Mutfağı, tabakları, çatalları. Tabii bulaşıklarını kendileri yıkıyorlar. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Hani evde ikiye bölünmüş bir yaşam gibi bir şey oluyor. Hani ben bu şekilde yaptım. Bir tane öğrencinin evinde kaldık. Kız bir arkadaşımızın. Annemle beraber gitmiştim. Gayet güzel ağırladı bizi kendisi. Hani kendisi odasında ödevini yaptı, müziğini dinledi, oyununu oynadı. Yemeğini kendisi yaptı. Bizle beraber yemedi mesela. Biz kendi yemeğimizi yedik, oturduk, sohbet ettik. İşte dışarı çıktık, gezdik. Kıbrıs nasıl bir yermiş görelim diye. Hani gece de gelip uyuduk. Hani bu şekilde yaptık abi. Hani gayet güzeldi. Uygun fiyata kaldık. Hani fiyatlar artıyor tabii ki de ama biz mesela 500 TL'ye kalmıştık gecelik. Hani mükemmel bir fiyat. Hani gerçekten öğrenciler için de güzel bir fiyat olduğu için bu siteyi mutlaka arkadaşlar kullanın. Bir bakın derim. Hani uygun, güzel bir yer bulursanız değerlendirin. Hani gecelik 500 kişi, 2 kişi için mükemmel bir şey. Hani mutlaka değerlendirin. Mutlaka değerlendirin. Bir şekilde ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Hani benim tavsiyem siz bulursunuz diye düşünüyorum ama bulamazsanız da yurtlara bakın. Çünkü yurtlar kampüsün içinde, her yere yakın. Daha iyi olur sizin için otellerdense. Fakat uygun otel bulursanız da tabii ki de değerlendirin yani. Bu videoyu tamamen sizler için çektim. Ailenizle gidecek
seniz ya da anneniz, babanız, abiniz, ablanız sizinle gelecekse kalacak bir yer bulabilmeniz için çektim. Çok fazla soru geliyordu, çok fazla merak ediliyordu ve bu soru işaretlerini gidermek istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir, umarım sizlere bir şeyleri anlatabilmişimdir. Lütfen sizler de benim için aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.